Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer bakanlar, uluslararası kuruluşların değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün dünya şehri İstanbul'un tarihi ve anlamlı günlerinden birine şahitlik ediyoruz. Bundan çeyrek asır önce kurduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25. yıl dönümünü sıcak ve dostane bir havada kutlamanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Türkiye olarak sadece birliğin fikir öncülerinden değil, aynı zamanda Karadeniz Ekonomik İşbirliği coğrafyasının içerisinde, hatta merkezinde yer alan bir ülkeyiz. 5K ülkesiyle komşuluğumuz var, ortak sınırları paylaşıyoruz. Bölge ülkeleri yaklaşık birbirlerine 2 saatlik uçuş mesafesinde yer alıyor. Bazıları daha da kısa. Bu özel konumu, bu yakınlığı bütün halklarımızın yararı için ekonomik alandaki işbirliğimizi, ticari ilişkilerimizi, en önemlisi de ülkelerimiz arasındaki beşeri ilişkileri geliştirip güçlendirirsek, bu bölgenin geleceği için, birliğin geleceği için çok önemli bir adım teşkil edecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli heyet başkanları, uzun süre Türkiye Cumhuriyeti'nde Ulaştırma Bakanlığı yapan biri olarak altyapının bölge için ne denli büyük önem taşıdığına, uzakları yakın kılmanın da biz ülkeyi yönetenler için ne denli önemli bir sorumluluk olduğuna yakından şahidim. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Karadeniz Havzası'nı paylaşan ülkelerin, key içerisindeki ülkelerle ulaşım altyapısını, iletişim altyapısını geliştirme yönünde önemli adımlar attık. Bizler icraatlarımızı başarıyla sonuçlandırabiliriz. Ekonomide sıkıntımız olmayabilir. Tarımda iyi mahsul alabiliriz. Ancak insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin bölge ülkeleri arasında serbestçe dolaşımına imkan sağlamazsak, bütün bunlar çok fazla anlam ifade etmez. Son 2 yılda bölge ülkeleri arasındaki ticaretin geriye gitmiş olması da bu noktada yapmamız gereken önemli işler olduğunu bize ifade etmektedir. Özellikle geçtiğimiz 10 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Ordu Giresun Havaalanı ve yapmakta olduğumuz Rize Artvin Havaalanı, Karadeniz Sahil Yolu gibi büyük ölçekli projelerle batıyı doğuya, kuzeyi güneyle birbirine daha da yakınlaştırmış bulunuyoruz. Hala inşası devam eden İstanbul'daki 3. havalimanında hizmete girmesiyle bölge dünyanın sayılı transfer merkezleri haline gelmektedir. Biz Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni 25 yıl önce birlikte kurduk. Örgütün büyüyüp gelişmesi, bugünlere gelmesini de takdirle izliyoruz. Amaç bundan sonra teşkilatın daha da ileri gitmesini sağlamak ve sonuç odaklı, proje eksenli bir teşkilat haline gelmesini gerçekleştirmek. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Avrasya'nın gelişme ekseninde önemli bir teşkilattır. Birliğin üyeleri dünya ticaretinde önemli bir paya sahiptir. Kurulduğu günden bu yana teşkilat 25 yılda her türlü olumsuzluğa rağmen
önemli başarılara imza atmıştır. 92 yılında KEİ kapsamındaki ülkelerin toplam gayri safi hasılası 658 milyar dolar iken bugün 2.7 trilyon dolara ulaşmıştır. 93 yılında KEİ ülkeleri içerisinde yapılan doğrudan küresel yatırım miktarı 3 milyar dolar seviyesindeyken 2016 sonu itibariyle 83 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu da havzanın geldiği noktayı göstermesi bakımından çarpıcı bir gelişmedir. Bu havzada 350 milyon nüfus yaşıyor. Bölge her geçen gün daha da güçleniyor, ekonomisi büyüyor, ağırlığı giderek artıyor. Ülkelerimiz arasındaki beşeri münasebetlerle her geçen gün güçlenmektedir. Turizmde yıldan yıla karşılıklı artış vardır. 2016 yılında KEİ ülkelerini ziyaret eden Türk turist sayısı 3,5 milyonu bulmuştur. Aynı yıl KEİ ülkelerinden ülkemize gelen turist sayısı 10,5 milyon mertebesine ulaşmıştır. İş koşulsuz bazı ülkelerle tesis ettiğimiz vize kolaylığı ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin bunda önemli payı vardır. Ülkelerimiz arasında zaman zaman bazı siyasi sorunlar, sıkıntılar olabilir. Bunlar gelip geçicidir. Bunlara takılıp kalmamamız gerekir. Hiçbir zaman yakın işbirliğinden uzak durmamalıyız. Ekonomik işbirliği demek daha fazla ticaret, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha iyi komşuluk ilişkileridir. Karadeniz insanı mücadelecidir. Zorlukların üstesinden gelmeyi iyi bilir, çalışkandır, yeniliklere ve ilerlemeye açıktır. Dolayısıyla Karadeniz hepimiz için hoşgörünün, çalışkanlığın merkezi olması için hiçbir sebep yoktur. Bunun gerçekleşmesi için KEİ'nin bugün olduğu gibi bundan sonra da önemli platformlarından birini oluşturacağına eminim.